Selam, ben Sultanoğlu. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayız. Umarım Tekrar merhaba beğenirsiniz. dostlarım. Bugün sizinle çikolatalı marshmallow yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Buyurun başlayalım. Şimdi malzemelerin listesini veriyorum. Kişi başına bir tane olacak şekilde marshmallow. Kaç porsiyon yapacaksanız, porsiyon adedince bir tane marshmallow kullanacağız. Biz burada sütün ve çikolatalı pudingin markalarını etiketledik ki markası gözükmesin diye. Bir paket çikolatalı puding, bir paket süt, birkaç tane de muz. Bunun dışında ekstra bir malzemeye gerek yok. Ama siz isterseniz daha değişik bir süsleme yapabilirsiniz. Malzemelerimizin tamamı bu. Önce porsiyonlarımıza birer tane marshmallow yerleştiriyoruz. Tabana girecek şekilde bir tane marshmallow koyduk. Biz 4 porsiyon yapacağız. Her birine birer tane marshmallow'umuzu koyuyoruz. Marshmallow'ları yerleştirdikten sonra sıra geldi muzlarımıza. Hazırladığımız muzları yuvarlak dairesel olarak kesiyoruz, dilimliyoruz. Birer santimetrelik şeritler halinde. Hazırladığımız muzları daha önceden servis tabağına koyduğumuz marshmallowların etrafına diziyoruz. Burada dikkat edeceğimiz tek husus marshmallow'ları ve muzu birbirine paralel yerleştirmek. Şu aradakiler boşluk kalsın. Niye? Çikolatayı oraya döktüğümüzde tabana kadar çikolata yayılsın. Diğer tabaklarımızı da bu şekilde yerleştiriyoruz. Ve bütün servis tabaklarımızı hazırladık. Yakından gösteriyorum size. Bu şekilde servis tabaklarımızı hazırladık. Sıra geldi çikolatalı pudingimizi hazırlamaya. Çikolatalı pudingi herkesin bildiği şekilde yapacağız. Bir paket pudinge 3,5 su bardağı süt katacağız. Orta ateşte kaynayınca kadar pişireceğiz. Kaynadıktan sonra da 1-2 dakika daha pişirip akabinde hemen servis tabaklarının üzerine dökeceğiz. Evet, 3,5 su bardağı sütümüzü tencereye ilave ediyoruz. Ocağımızın altını yakıyoruz. Ve pudingimizi olduğu gibi boca ediyoruz. Orta ateşe ayarlıyoruz ve karıştırmaya başlıyoruz. Kaynayana kadar karıştıracağız. Bu arada ben size çocukken bana yaşlı bir amcanın anlattığı bir anımdan bahsedeyim. Bir arkadaşımın dükkanındaydım. O zaman yaşlı bir amca geldi. Ben çayıma şeker atmış, karıştırıyordum. Soldan sağa doğru karıştırmışım. Bu yaşlı amca dedi ki, evladım öyle yapma da dedi. Sağdan sola doğru karıştır dedi. Niye amca dedim. Böyle yaparsan dedi, Kabe dedi sağdan sola tavaf edilir ya dedi. Hep aklına o gelir. Her yaptığında dedi o niyette yaparsan sanki Kabe'yi tavaf ediyormuş gibi sevap alırsın. Almasan bile evladım gönlün orada olur dedi. Ben o çocukluğumun o gününden beri neyi karıştıracak olursam olayım hep sağdan sola karıştırırım. Herkesin bildiği gibi bir konuyu tekrar hatırlatmak istiyorum. Hepiniz muhakkak biliyorsunuzdur. Bu tip malzeme kullanılırken
topaklanma yapmamasına özellikle dikkat etmek gerekiyor. Topaklanma yapmasına müsaade etmiyoruz. Ve kaynatmaya devam ediyoruz. Karıştıra karıştıra orta ateşte. Yoğunlaşmaya başladı gördüğünüz gibi. Kaynarken pıtırcıklar da çıkıyor. Bunu biraz daha kaynatmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Az bir müddet daha kaynatıyoruz. Hemen akabinde servis tabaklarımızın üstüne boca edeceğiz. Evet. Kaynamış malzememizi hemen üstüne boca ettik. Her tarafa yayılmasına özellikle dikkat ettik. Neredeyse bitirdik efendim. Evet. Son olarak pudingi döktükten sonra iyice yerleşsin diye hafiften böyle üzerine baskı yapsın diye yere vuruyoruz. Malzememiz neredeyse hazır. Soğuduğu zaman bir kere daha göstereceğim ben size. Evet, tatlımız hazır. Son olarak tatlımızın tadına bakmak üzere bu konunun uzmanlarını çağırıyorum size. Çocuklarım bunun tadına bakacaklar. Buyurun çocuklar. Hadi kızım önce sen bak bakayım. Ama bu tarafa dön. Çok güzel olmuş. Tamam. Hadi daha otur. Bir de sen bakıver yavrum. Çok güzel olmuş. Peki afiyet olsun. Selam ben Sultanoğlu kanalı. Bugünkü programını bitirdi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonuna ve kanalıma abone olma butonuna basın. Kanalıma abone olun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.